Gözleri görmüyor. Katarak var, onu bile bırak. D100 Karayolu Bolu'da Elmalıkköy mevkiinde bulunan Atıl Durum'daki otobüs tesisinde iğneyle uyutularak öldürülmüş halde 3 tane köpek bulundu. İğnenin ucu eğrildiği için bu iğne yere düşmüş ve dolu. Hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olaya ilişkin Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık açıklama yaptı. İğneler hakkında bilgi verdi. Bu şu anda dolu. Büyük ihtimalle ilk bunu... İşlemin bir kurum tarafından gerçekleştirildiğini belirten Varlık, kullanılan iğnelere ilişkin bilgi verdi. İşte elimde tuttuğum bu bizim kullandığımız. Bolu Belediyesi'nin kullandığı iğnemiz. Bu da Bolu Dağı'ndan köpeğin üstünde aldığımız iğne. Hani fark ettiyseniz renkleri ayrı. Bunlar zaten eza depolarında satılır. İhaleyle alınır. Hiçbir vatandaşın bunu gidip de tek veya 10 tane alma lüksü yoktur. Zaten yasaktır. Hadi iğneden vazgeçtim. İçindeki anestezik maddeye hiçbir vatandaş ulaşamaz. Büyük ihtimalle amaç hani bu köpekleri öldürmek değildi. Çünkü çoğu köpeği yakalayamıyorsunuz. Yani size yanaşmıyor. Hani biz de Bolu'da bu iğneleri kullanıyoruz. Sebebi de işte yaralı veya kısırlaşmak için alacağımız köpekleri hani uyutarak alıyoruz yaklaşmadıkları için. Varlık olabilecek bir senaryoyu paylaştı. Bolu Dağı'na, Mudurnu yolundaki Tepe Karakolu'nun oraya veya Yeni Çağ'dan itibaren orta noktada olduğumuz için her taraftan bize bir köpek bırakımı olayı zaten oluyor. Bolu Dağı'na da her sene veya ayda bir sürekli bir köpek bırakımı var topluca. Amaç şeydi, uyutmuşlar oraya bırakmak için. Yani bence uyutmuşlar. Bu üstündeki iğneyi de büyük bir ihtimalle gece geldilerse fark etmemiş olabilirler üstünden almayı. Anesteziyi vermişler, uyumuş. Hani bazı anestezik maddeler köpekler üstünde de alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Hani köpek uyanamamış. Hani bunun maksatı hani öldürmek olduğunu düşünmüyorum. Hani bayıltıp bulunduğu yerde ayılması için.